4 büyükler içinde bu hafta ilk maçı ben oynuyormuşum. Rakibim de Samsunspor'muş. Samsunspor'un ligde daha henüz galibiyeti yok. Yeni çıkmış bir takım için bu üzücü bir durum tabii ama beni de pek ilgilendirmiyor. Şimdi benim çarşamba günü Kopenhag'la Şampiyonlar Ligi maceram başlıyor. Şimdi benim o maça böyle moralli başlamam için bu maç 3, 4, 5 atabildiğim kadar atmam lazım ki Kopenhag'a gözdağı vereyim. Hani gel bakayım, gel babama, gel babama demem lazım yani. Bu maçta alınacak kötü bir sonuç benim moralimi oldukça bozar ve Kopenhag maçına moralsiz çıkmama neden olur. Eğer bu toplardan kötü bir şey çıkarsa ya da maç sonucu kötü bir şekilde biterse bu topları tarafınıza sokarım. Karıştırıyorum. Galatasaray. Evet, toplar da bizden yana çıktığına göre gönül rahatlığıyla Samsun'a koyabiliriz. Evet, benim ligde bu haftaki rakibim ise Antalyaspor. Antalyaspor ligde 4 maçtır kazanamıyor. 3 maçtır da arka arkaya berabere kalıyor. Ben de 3 maçtır arka arkaya kazanıyorum. Aslında 4 maç ama bir maçım ertelendi. Onu da kazanınca 4 maçtır arka arkaya kazanıyor olacağım. Bakalım bu hafta Antalya'ya karşı ne yapacağım. Ben yine kazanacağımı düşünüyorum ama bakalım kurada ne çıkacak. Aslında buna hiç gerek yok ama ben yine kazanacağım tabii ki. Bakalım ne olur ne olmaz diye bir karıştıralım, çekelim. Karıştırıyorum. Berabere çıktı. Antalya Spor'un içine beraberlik öyle bir işlemiş ki artık kağıtlardan bile beraberlik çıkıyor bunlarım ya. Ben koskoca Fenerbahçe Kadıköy'de 50 bin kişinin önünde Ceko'yla, Tadic'le, Fred'le, Cengiz'le 4 maçtır kazanamayan Antalya'ya karşı berabere kalacağım he? Yok canım daha neler. Ama şunu unutmayın ki ben liderim. Liderler asla berabere kalmaz. Evet, ben de bu hafta en boktan maça çıkıyorum arkadaşlar. Trabzonspor deplasmanına gidiyormuşum. Bakın, ben bu adamlara karşı son 10 maçta bir galibiyet alabilmişim. Yani 10 maçta ya onlar kazanmış ya beraber bitmiş. Ya onlar kazanmış ya beraber bitmiş. Lan ben bu adamları gönül rahatlığıyla bir yenemiyorum ya. Hayır, ben Galatasaray'ı yeniyorum, Fenerbahçe'yi yeniyorum, deplasmanda yeniyorum, içeride yeniyorum. Ama bunlara gelince benim elim ayağım birbirine giriyor ya. Ben bunlara karşı kazanamıyorum ya. Ama bu sefer şeytanın bacağını kıracağım. Onları Trabzon'a gömeceğim. Bakın görün, kurada bile ben koyacağım şimdi. Bakın karıştırıyor. Beşiktaş. Evet, demek ki bu hafta hamsi buğulama yiyeceğiz. Şöyle bir açma germe yapayım. Bu hafta derbi var şöyle. Oh. Beşiktaş'a karşı bu hafta yine şov var. Adamlara karşı bak son 10 maçtır öyle bir üstünlük, öyle bir stres, öyle bir şey vurmuşum ki adamlar son 10 maçta beni bir kere yenmiş. Ben onları içeri dışarı tokatlıyorum. Şimdi ben bunların üstünde psikolojik üstünlüğü kurdum ya. Bir de transfer döneminde ben bunların elinden Pepe'yi de çektim. Bunlar iyice kartaldan gargaya döndüler. Bir de arkadaş az önce kendini çekmiş burada. Gördüm görmedim sanmasın. Bakalım kim kime koyacak. Bak kura öyle çekilmez, böyle çekilir bak şimdi. Asikti. O şerefsiz kesin bütün topların içinde Beşiktaş yazmıştır. Ben kesin hiç inanmıyorum yani. Bakacağım şu anda. Şu anda bakıyoruz. Açıyorum. Trabzon. Trabzonspor çıktı lan. Aman neyse. İşimiz toplara kaldıysa hepimiz top alalım. Neyse. Lan oğlum bekle sana koyacağım ben. Bekle.